arkadaşların yanında otururken televizyonlardan bir şeyler olduğunu farkına vardık. Sonra Cumhurbaşkanımızın televizyonlardan çıkmamı, halkımızın meydanlara inmesini söylediği için Çengelköy Meydanı'na indim arkadaşlarımızla beraber. Çengelköy Meydanı'nda çok karışıktı, kalabalıktı. İnsanlar sağa sola kaçışıyorlar, bir şeyler yapıyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, barikat kurmaya çalışıyorlar. Sonra üç tane asker geldi. Askerin yönetimi el koydu mu? Sıkı yönetim ilan edildi diye. Ben herkesin evlere gitmesini gerektiğini söyledim. Biz de burayı bırakmayacağımızı, vatanımızı bırakmayacağımızı, askerin kışlaya dönmesi gerektiğini söyledik. Orada bir tartışma yaşandı. Askerler havaya atış açıp araçlarına tekrar uzaklaşıp gittiler. Biz de arkadaşlarımızla birlikte, hep beraber, polis arkadaşlarımızla, kendi arkadaşlarımızla beraber karakumlarla bir set kurduk, barikat yaptık ve onları engellemek için bekledik. Daha sonra onların geldiğini öğrendik, gelmeye başladığını öğrendik. Onlara karşı çıkma önlerine çıkmaya çalıştık. Çıktık, yaklaşık bir 30-40 metre mesafede karşılarımıza çıktılar ve ben ellerimi kaldırıp dedim ki onlara gelmeyin. Asker kışlasına geri dönmesi gerekiyor diye bağırdım, uyardım. Onlar direkt yere yatıp nişanlı atış etmeye başladılar. O sırada ayağımdan vuruldum. Kenara saklandım kapı girişine. Kapı girişinde atış devam etmeye başladı. Atıştan sonra biraz yavaşladı. O arada bir arkadaşım gelip beni oradan aldı. Ambulansa haber verildi. Fakat ambulansa askerler izin vermediler. Ambulansı geri gönderdiler. Biz kendi arkadaşlarımızın aracıyla hastaneye götürdük. Orada tedavi devam etmeye başladı. Biz ülkemizde darbe istemiyoruz. Bizim milletimizin demokrasiye inanan insanlarız. Ve bizim vatanımızın, milletimizin devamlılığı için biz bu darbeleri istemiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Yenikapı mitinginde söylediği gibi biz bu milletimizin arkasındayız. Biz milletimizi koruyacağız. Bizim çoluğumuzun, çocuğumuzun, vatanımızın, milletimizin daimi için biz bu darbelere karşıyız. Bu darbeleri istemiyoruz. Biz sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Şimdi böyleyiz. Daha sonra yine mücadelemize devam edeceğiz. Şu anda yine olsun, yine mücadelemize devam edeceğiz.